Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala eşrefil enbiya ve imamil murselin nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bugünkü dersimizde şirknin tarifi ve türleri hakkında ötemiz. Birincisi şirknin tarifi. Şirk bu Allah subhanahu ve taala'ya Allah'ın ilahilik, ya'ni ilohlik xususiyatlarida, ya'ni uluhiyatida va rob tarbiyat kunandalik xususiyatlarida shirk isbot qilishdir. Ya'ni Alloh taologa uluhiyatda va rububiyatda shirk isbot qilishlikdir. Ko'pincha shirk uluhiyatda bo'lib, u Allohga qo'shib boshqaga ham duo qilish yoki qurbonlik, nazr, qo'rqish, umid qilish, muhabbat qo'yish kabi Allohga qilinishi lozim bo'lgan ibodat turlarini undan o'zgaga yo'naltirishda namoyon bo'ladi. Shirk gunohlar ichida eng kattasi bo'lib, buni bir necha sabablari bor. Gunohlarda eng kattasi bo'lishligiga, gunoh kabiralarda ham eng kabirasi bo'lishligiga bir qancha sabablar bor. Birinchi sabab. Chunki u uluhiyat xususiyatlarida mahluqni xoliqqa o'xshatishdir. Kim Allohga birovni sherik qilsa, uni unga o'xshatgan bo'ladi. Bu esa eng katta zulmdir. Zero Alloh taolo aytadiki, "Inna shirka la zulmun azim." Chunki shirk keltirish katta zulmdir. Zulm bu bir narsani o'z o'rnidan boshqa joyga qo'yishdir. Kim Allohdan boshqaga ibodat qilsa, u ibodatni o'z o'rnidan boshqa o'ringa qo'ygan bo'ladi va uni noloyiq bo'lgan tomonga burib yuborgan bo'ladi. Bu esa eng katta zulmdir. Demak, biror bir narsani o'zini o'rniga qo'ymaslik ham bu katta zulm bo'ladi. Yoki qolasizda bir insonlar bor, masalan, bir qo'shimcha berdi bir ma'lumot. Siz ana bir mas'ul bo'lsangizki, o'sha odamda qobiliyatiga yarasha ish bermasangiz siz, o'sha qobiliyatini bilasiz. Bilib turib unga boshqa uni qobiliyatidan boshqa bir ishni bilib turib unga yuklaydigan bo'lsangiz, siz zulm qilgan bo'lasiz. Ya'ni har bir narsani o'zini o'rniga qo'yishlik bu narsa hikmat deyiladi va bu Alloh taolo tomonidan buyurilgan narsa. Demak, o'rniga qo'ymaslik bu narsa zulm bo'ladi. Shirkda katta gunohlardan bo'lishiga ikkinchi sabab Alloh taolo shirkdan tavba qilmagan odamni kechirmasligini xabarini bergan. Alloh taolo aytdiki, Niso surasining 48-oyatida Innalloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Albatta Alloh o'ziga biror narsani sherik qilinishini hargiz kechirmas. Shundan boshqa gunohlarni o'zi xohlagan bandalari uchun kechirur. Uchinchisi, Alloh taolo mushrikka jannatda harom qilinishini va u jahannamda abadiy qolishligini xabarini bergan. Alloh taolo aytadiki, albatta kimda-kim Allohga shirk keltirsa, Alloh unga jannatda harom qilur va biror joyi dozaq bo'lur. Zulm qiluvchilar uchun biron yordamchi bo'lmas. Moida surasi 72-oyat. 4-chi sabab, shirk barcha qilingan yaxshi amallarni bekor qiladi. Ya'ni bir inson shirk keltirishligi bilan o'tmishda qilib o'tgan barcha solih amallari behuda bo'ladi. Aytaylik bir inson 10 yil, 15 yil namoz o'qigan, roza tutgan, haj qilgan, kechalari namoz o'qigan, kunduzlari bilan nafr rozalar tutgan, bularning hammasi habata bo'ladi shirk keltirish bilan. Boshqa gunohlardan farqi ham shunda. Boshqa gunohlarni qilsa, asl gunohni qilganda gunohini oladida, lekin savoblariga ta'sirini o'tkazmaydi. Savoblari qolaveradi. Oldingi o'tmishdagi savoblari qoladi. Lekin shirk qiladigan bo'lsa, o'z-o'zidan o'tmishdagi hamma qilgan solih amallari hammasi habata bo'lib ketadi. Havoga chiqib ketadi. Ya'ni hech bir ajrsiz qoladi masalan. Mana bunga hujjat Alloh taolo aytadiki, agar ular mushrik bo'lganlarida qilgan amallari behuda ketgan bo'lar edi. An'om surasi 88-oyat. Yana boshqa oyatda darhaqiqat sizga ham, ya'ni valaqat uhiya ilayka va ilallazi min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluk. Darhaqiqat sizga ham, sizdan avvalgi payg'ambarlarga ham shunday vahiy qilingandirki, qasamki agar mushrik bo'lsangiz, albatta qilgan amaling behuda ketur va albatta ziyon ko'rguvchilardan bo'lib qolursan. Ya'ni bu Muhammad sollallohu alayhi vasallam aytilyapti. Agar shirk keltiradigan bo'lsangiz, oldingi qilib o'tgan hamma savoblaringiz habata bo'ladi va siz ziyon qilguvchilardan bo'lib qolasiz deb Alloh taolo aytyapti. Zumar surasi 65-oyat.
Şirkte en katta günahlardan buluşluğu sebep, beşinci sebep, şirk bu günah-ı kabireler diyem en kattasıdır. Çünkü bunu günah-ı kabirelerden en kattasıyla hüccet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki, sizlerge katta günahlarda en kattasını ayıp vereyim mi? Ozu en günah-ı kabirelerden günah-ı kabiresine diyem. Katta günahlarda en kattasını ayıp vereyim mi dediler. Her değişken de sahabeler, Allah'a şirk getiriş birincisi, Allah'a şirk getiriş ve altı anaki ahı buluş dediler. İmam Buhari ve Müslim rivayet kıladı. Ve Allama İbn-i Qayyim El-Cevabül Kafi kitabında şunu yazadı. Allah Subhanahu ve Teala haber verdi ki, Allah Teala'nın yaratışından ve büyürüşünden maksat Allah Teala'nın isim sıfatları bilen tanılışı, şeriksiz yalnız özüge ibadet kılınışı ve adamlar adaletli barpa kılışıdır. O osmanlar ve yerini tutup durgan adalettir. Allah Teala aytgani dek, kasem ki, biz o'z payg'ambarlarimizni ana hujjat mo'jizalar bilan yubordik va ular bilan birga kitob hamda odamlar adolatni barpo qilishlari uchun mezon tarozi tushirdik. Hadis surasi 25-oyat. Alloh taolo aytadi: "Odamlar, ya'ni Alloh subhanahu va taolo odamlar adolatni barpo qilishlari uchun payg'ambarlarni yuborganini va kitoblarni tushirganini xabarini berdi. Adolatning eng kattasi bilingki, bu tavhiddir." Adolat eng kattasi tavhiddir va adolat bilinki illa Alloh taolaning kitobining qonunlari bilan barpo bo'ladi. Qur'onni hokim qilsa keyin barpo bo'ladi. Lekin bir insonki Allohning dinidan boshqa din bilan adolatni istasa, u xato qiladi u. Allohning dinidan boshqa din u adolat emasdir. Har qancha ular o'zini shu kufr demokratiyasiga misol, yoki o'zlarining kufri konstitutsiyalariga amal qilmasin, ja patriot bo'lsin masalan. Para milyon sudyalar bo'ladi ba'zi davlat ishtishdi bu chesni bo'ldi dedi. Pulam olmaydi dedi. Hali naqa ham olmaydi. Ziyatga olmasin. Baribir u kazzobdir. Baribir u xoindir. Baribir u adolatli emasdir. Baribir dindan emas. Yo, dindan emas. Kimdaki uni aytsak, u adolatli bo'lsa, u katta adashgan bo'ladi u narsa. Chunki u adolatli bo'la olmaydi. Chunki u hukm chiqarayotgan konstitutsiya hech qachon adolat emas u. Kimdaki uni adolatli bo'lsa, demak u chiqarayotgan qonun adolatli degan bo'ladi-da. Endi demak u adolatli emas. İnsan Kur'an ile hüküm çıkarsa yine kim adalet kural edilir? Allah'ın hükümünden başka hiçbir hüküm bu adalet mezdir. Bunun gibi bir misal kılıp Allah'ın hükümünden başka bir hüküm kıladığı yerler ki kitapta geledi. Ne olarken de maymun olarken hazır getirdi su diye bulat değil mi? Hazır olat da eşin tabi yazıyor olat adalettir. Çoğalı atla koyu olat ya hazır bilgiler. Jaz cholatla qo'yiladi. Hech bir yomon atla qo'ymaydi. Eng yomon ashu vizetgan rasa oladigan ham. Rasa insonlarni quritadigan iflos milisalar ham yoki eng iflos ashu sudyalar, sudyalar ham, prokurorlar ham, boshqa nimalar ham hech kim yomon at qo'ymaydi o'ziga. Advokatlar ham. O'sha paytda maymun ham shunaqa adolatni qo'yib o'tdi-da. Ikkita mishiq, bitta pishloq o'g'irlab o'tdi-da, talashib qolishib. Talashib qolishgan, seniki meniki qilganda, yur o'shini olib boramiz deyishgan. Maymun oldiga borishganda uni oldiga olib kelishar ekan. Shuni bizga bo'lib ber desa, hali maymun bir tarafini sal ko'proq, bir tarafini ozroq qilib taroziga qo'yibdi-da. Tabiiyki bu taraf og'ir kelgan keyin, ko'proq taraf. Optida hali tishlabdi-da. Ko'proq tishlaganda endi bu taraf og'ir kelgan. Ke buni taraf tishlagan, bu taraf og'ir kelgan. Shuni kompyuter ketavorganda, endi adolat qilish kerak. Kalinglar mishiqlar baqirishni boshladi. Deydi, nima qilyapsan bu yeb tashlasang bu bu adolat bu dedi. Teng qilishim kerak ekanasini dedi. Adolat dedi. Haylarga yana biroz turib, yana u shunda yishda davom etayotgandan keyin dedi, dotda turib oladi. Ber bo'ldi bizga kerak emas. Adolatingga kerak, ber o'zimizgini, o'zimiz pishloqdi dedi. Desa u aytadiki, sizlar rozi bo'lganinglar bilan dedi, adolat rozi bo'lmaydi dedi. Shunday adolat qaradi. Sizlar rozi bo'lsanglar, bu rozi bo'lmaydi bu dedi. Bu kondisiyon to'g'ri kelmaydi u dedi. Hali pullar buna paytda bir amal qiladigan ketadi. Bunaqa to'g'ri kelmaydi, mana bu metda deb shunaqa deydi. Lekin u yana yishni davom etganda haliylar yana turib oladi. Ber bizga bo'ldi deganda aytar ekanki, oxirda ozgina qolganda aytar ekanda, endi shuni berarsan bizga desa aytar ekanki, "He" dedi, "boydan beri senlarga shuncha men dedi taqsim qildim dedi, mehnat qildim dedi, men dolam qada qoladi" dedi. U menga dedi, "to'g'ri ketish" dedi. Ko'chani chiqarib qo'yibdi. O'zasi ketishadi. Hozirgilar xuddi shu maymunga o'xshaydi hozirgilar, to'g'rimi? Siz ikkita is kelsa, sizni ham pul oladi, buni ham pulini oladi. Bizikalarni oddiy musulmon xalqqa nima? Bir narsasi bo'lsa militsiyaga nima qiladi qani? Ikkalasini ham pulini oladi keyin.
Moshinasini olsa gayet çakaradı. Ekele sen bunu alı gitti. Belki o zaman halkı var ki doğru mu? Küfürge, kanun, küfürge haline soramasına. Onlardan kanun sora varmasına. Demek ular hiç kaçan adalet kımaydı. Adalet bilin demek, demek ki bu tavhiddir. Ve adalet bu İslam'ın kanunları ki amel kılıç bilen buladı. Şirk ise zulümdür. Bilakis şirk bu zulümdür. Allah Teala etken dakika, çünkü şirk keltiriş katta zulümdür dedi. Demek Allah'ın kanunundan başka kanun kılıç bu, şeksiz bu, katta zulümdür. Lokman surası 13. ayet. Demek şirk zulümlerde en kattığı. Tavhid ise adaletlerinin en kattasıdır. Ne menerse, mene şu maksatke kattık zıt gelerekken o günahlarda en kattasıdır. Yani ne menerse tavhid, demek adalet en kattasıyken mi? Kaysi nasıl bunu zıt gelediyormuşsa o günahı kabiradır. O katta günahdır. Ali nasıl ki, burar bir nasıl karşı kadıyormuşsa o nasıl yani bir cezasıya Ali buladı da. Şirk bu maksatga mutlaqo zid bo'lgani uchun gunohi kabiralarda eng ulkani bo'ladi. Alloh har bir mushrikka jannatni harom qildi. Uning qonini, molini, ahlini tavhid ahliga halol qildi. Ya'ni Alloh taolo har bir mushrikka nima qildi? Jannatni harom qildi. Biror bir mushrik jannatga kirishi mumkin emas. Mushrikka Alloh taolo jannatni harom qildi. Uning molini Alloh taolo halol qildi. Musulmonlarga Yani ahli tavhidlerine Allah-u Teala müşrikti malını halal kıldı. Ve onun ayarlarını çoruklu alışıydı Allah-u Teala ne kıldı? Caiz kıldı Allah-u Teala. Ve onlar da Allah-u Teala şundaki namladı ki bu dünyada innemel müşrikü necesin. Müşrikler necestir de Allah-u Teala. Müşrikler de şundaki namladı Allah-u Teala. Şunun için bu demek Müslüman adam ahli tavhid insan bu ahli zulümlerine nisbeten nefretin nihayet katta buluş gereken. Allah Teala şimdi yaman kürüyettim bulardı. Şimdi katta günah hekemi. Bana şu günahda kıletken insanlardı. Müslüman adam katta yaman kürüşecek gereken. Nefret katta bulardı. Kaç nefret katta olsa siz davah edeysem şimdi kamur bulardı. Adaleti sizi küçüyor oraya. Fakat bulardı yaman kürüş bana. Şimdi siz mi? Eğer şu müşrikler yaman kürüşecek az yaparsa siz bu yaman kürüşecek gariz edip orada. Bu Müslümanlı tarafı buruluk olarken. Müslümanlı yaman kürüşe başlarken. O yüzden Müslümanlı köyüz yaman kürüşe başlayalım. Hatta mesela biz cüzü tahsillerini geçerginde içtik. Hatta Rahimahullah şunçalar düşmanına nefret kılardıkken ki müşrikler şu derecede Allah'a bu necesleri bulardık. Şunçalar yaman kılardıkken ki Hatta Rahimahullah. Hatta etken eken yani şahit bu sizin bana arzu kılarsa bazı buralarla hurlar bilen arzu kılaman, hurlar da arzu kılaman, bir bunu arzu kılaman, bir bunu arzu kılaman diye. Ha o zaman cennette arzularını ayırtırken de sizin bana arzu kılarsa ilgilerinde o etken eken ki Hatta. Ve Allah'tan sorardım ki şu cennette tursam Allah bitti zuh verseydi gene eken. Şu tüm meşhurluğuma geçe şu abadi cennetten dozan yakara atı tursam kafirlere gidi gene eken. Çünkü bir Allah icazı verseydi atı tursam da gene eken. Yani şunçlar nefret bu yani ki cennetten şu atı tursu havalı yatkanın kafirlere gidi. Yani şuna kabul iş gidi eken de insan. Küfürge nisbetten nefretti. Çünkü Allah'da nefreti kette eken müşriklerge. Allah Teala'nın nefreti müşriklerge kette. O müşriklerde hiç kalsın ameli Allah'ın huzurunda demeyi makbul edemez. O müşrik için kalengen şefaatinden kabul kılmıyordu Allah-u Teala. Kıyamette hiç kim bunu şefaatke olamaydı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de zaten onu şefaatke olamaydı. Bütün ümmet bir basayan şunu da ettiler ki eğer dedi kıyamette bir ayet hadislerinin mazmunu şunu dalalet kıladı ki aleykümselam. Eğer bütün salih insanlar bir adam müşrik mesela bitti şirk getirirken bütün o peygamberler, 124,000 peygamber, Adem Aleyhisselam'dan, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için bugün hemen peygamberler diyor. Orta göçüse, bir de şirke var bir adamda. Ve ona dese ki, ya Rabbi şunu günahını keçirgin, şunu cennet kirgizgin dese, Allah kabul kumaydı diyor. Diyorsun, hemen peygamber orta göçüse, kabul kumaydı. Bu oldu, abadi cehennemde, şunu yazsın. Abadül abad cehennemde. Hiç kaçan cehennemden çıkmaydı, hiç kaçan azabı engel etmeydi, o hiç cehennem olmaydı. Abadi cehennemde kalırdı. Kim buluşuna katıyın azam? Yani çünkü Allah subhanahu wa ta'ala da şirkten kıttık panah soruşturuyor gerek. Ve şirkten atanalarımızı sahleşiyor Allah'dan soruşturuyor gerek. Şimdi aslında ben kapalı etken cihati kemese bu günah kebiri, fasıklık. Lekin cennet girişi gibi mümkün. Şimdi aslında şirk getirmeyemiz. Lekin şirk getirmeyemiz cennet kiramiydi. İnsan şahit bası 72'de nümana kılardı mesela şefaat görürdü. Lekin şefaatga olishchi şefaat qilinadigan odam ham müşrik bo'lmasligi kerak. U müşrik bo'lsa uni şefaatga ola olmaysiz. Shuning uchun Allohdan so'rash kerak, "Ya Robbi, shu ayamni dadamni shirkdan saqlagin" deish kerak.
Yoki akukalarini shirkdan saqlangin ish kerak. Shuna shirk deb bo'lmasa, namozini o'qib, islomda tugatadigan bo'lsa, siz qiyomat shafoatiga ola olasiz inshaalloh. Shahid bo'lasiz. Lekin shirkda bo'ladigan bo'lsa, demak, hamma payg'ambarlar bir bo'lsa, hamma shuhadolar, shahidlar bir bo'lsa ham, demak uni nima qila olmasa ekan, uni ola olmasa ekan. Endi qarang deydi. Bir odamda shirk bo'lmasa, umumda shirki bo'lmaydigan bo'lsa, gunohlari har qancha bo'lsin, hech kim uni shafoatga olmayapti. Tanishi yo'q. Uni tanishlardan shahid ham yo'q. Hech qaysi payg'ambar ham tanimaydi. Hech kim uni shafoatga olmayapti. Alloh o'zini farishtalar oladi. Farishtalar olmasa, Alloh o'zini shafoat qilib, Alloh o'zini kechirib, jannatga kirgizadi barimiz deyapti. Mana shu. Hech kim yo'q bo'lsa ham. Agar unga Alloh taologa shirk keltirmagan bo'lsa. Xo'p, 6-chi sabab shirk bu Alloh taoloni o'zini undan pok sanagan nuqson va aybdir. Kim Allohga shirk keltirsa, Alloh o'zini undan poklagan narsani u zotga isbot qilgan bo'ladi. Bu o'ta katta, o'ta sarkashlik va Allohga qattiq qarshi chiqishdir. Demak, Alloh taologa eng katta aybni nuqson qilishlik bu shirk keltirish bo'ladi. Va mana bir tarixda bir ustozda 15 yilga yaqin shogirdlari tavhiddan dars qilishgan ekanda, qilishganda keyin aytgan ekanki, bir kun shogirdlari ustoz degan ekan, mana 15 yil dars qildik, darsni hamja qattiq qildik, 15 yildan beri qalbimizga quyib yubordik, yaxshi o'zlashtirib yubordik dars tavhidda. Boshqa bir darsdan o'taylik bo'ldi, endi tavhidni tugataylik degan ekanda. Mana zo'r tugatib yubordik deganda, shunda xo'p degan ekanda ustoz aytgan ekan. U nimada degan ekan, bo'pti, ertaga kelinglar deganda, darsga kelishganda keyin bir aytgan ekan. Eshitdinglar, u narigi mahallada degan ekan, bitta qo'shni degan kechpayt debdi, onasi bilan zino qilar ekan debdi. Kechpaytda onasi bilan zino qilar ekan. Hammasi o'ta achchiq chiqib, iplos, najos shuni ham qiladi onasini, uni o'ldirish kerak deb. Onasini zino qilganda nima deysiz? Tanagan onamiz qilsa. Iplos deb kim bilan ko'rishmasan ekan hali-da. Uni ko'rishimiz iplos, uni o'ldirish kerak, chopish kerak. Onasini zino qilganda nima bor? Ko'rishasizmi siz? O'shanga kulasizmi siz? O'sha odamni yaxshi ko'rasizmi? Yomon ko'rasiz, to'g'rimi? Shu hammasi achchiq chiqibdi-da shogirdlar. Bo'pti, ertasini keyingi darsda aytibdi-ki, yana bir xabar bor, eshitdinglar deb. Qo'shnimiz bor-ku deb. Tovuq so'ydi, qabriga bor tovuq so'yib ketdi debdi-da. Biz hamma, ha, tovuq so'yibdimi, bekar qildi-da, shiqdi-da, bunday turishibdi-da. Ko'rishdingmi degan ekan-da. Ko'rdinglarmi? Vaholanki degan ekan, buni shirk keltirishi onasini zino qilishdan ko'ra kattaroq gunohdir degan ekan. Alloh taologa bu shirk keltirishiga Rasululloh aytgandagi gunohi kabira deb kabirasi edi. Onasiga zino qilgandan ham kattaroq gunohdir. Unga jirlashdin deyapti. Shuning uchun nafrat qilishdin deyapti. Uni bilan buni ko'rishmaslik, ya'ni u buni shunchalik yomon ko'rishlik. Lekin shirk keltirgan odamga qanchalik nafrat yo'q deyapti. Haqiqatda shunday hozirda ham shunday bir insonlarni yomon ko'ramiz, lekin shirk keltiradigan insonlarga beparvolikda. Ya'ni beparvolik. U odamlarni yomon ko'rmaslik yoki ularga nafrat ozlik. Shirk turlari bilingki, shirk ikkiga bo'linadi. Shirkun akbar, shirkun asg'or. Katta shirk, kichkina shirk. Birinchisi katta shirk bo'lib, u o'z egasini dindan chiqaradi. Tavba qilmasdan o'lsa, abadiy do'zaxda qoldiradigan katta shirkdir. U ibodat turlaridan birortasini Allohdan boshqaga yo'naltirishdir. Allohdan boshqaga duo qilish, Allohdan o'zgaga, xoh qabrlarga bo'lsin, xoh jinlarga, xoh shaytonlarga bo'lsin, qurbonlik va nazrlar qilish, vafot etib ketgan kishilarni yoyinki jin va shaytonlarni biron ziyon zahmat yetkazishlari yoki kasal qilib qo'yishlardan qo'rqish. Hozirgi vaqtda esa aziz avliyolarning mozorlari oldida qilinayotgandek hojatlarni o'tash va musibatlarni artish kabi Allohdan o'zgaga qodir bo'lmaydigan ishlardir. Ya'ni tushgan baloni daf qilish, uni ko'tarishlik va kelayotgan balodan saqlashlik bu yakka Allohning ishidir. Va mana shu ishlarni so'rab qabrlarga borib turib shunday qurbonliklar qilish yoki qabrni sohibi, qabrdagi mayitga duolar qilishlik bu Allohdan boshqasi qodir bo'lmaydigan ish edi. Bu narsa shirk bo'ldi. Katta shirkdir, Alloh kechirmas shirkdir. Alloh taolo aytadiki, ular Allohni qo'yib o'zlariga ziyon ham, foyda ham yetkaza olmaydigan narsalarga ibodat qiladilar. Va ana shu narsalar Alloh huzurida bizlarni oqlovchilarimiz edilar. Yunus surasi 18-chi oyat. Demak, birinchisi katta shirk va bu katta shirkdan ichidagi bu nazar, istig'onat, istig'osa har biriga alohida-alohida keyingi darslarda o'z tartibini to'xtalib chiqadi har biriga bittadan.
Bu yerda qisqacha shirklar tushuntiryapmiz. Demak, birinchisi demak katta shirk, demak katta shirk nima qilar ekan? Dindan chiqarar ekan va o'zini sohibini jahannamda abadiy qilar ekan va o'tmishdagi hamma amallarini habata qilar ekan. Xo'p, kichkina ikkinchisi, kichkina shirk bu dindan chiqarmaydi. Dindan chiqarmaydi. Buni farqi yetib olish kerak-da, shuncha katta shirkmi, kichkina shirkmi? Kichkina shirk demak gunoh kabira bo'ladi-da, lekin dindan chiqarmaydi. Lekin u ana shunda davom etaveradigan bo'lsa, u tavhidni nuqsonli qiladi-da, shirk darajasiga olib boradi. Davomiy bo'lishligi bilan shirkka olib boradi. U ham ikki qismga bo'linadi. Kichkina shirk to'zi nechiga bo'linar ekan? Ikki qismga bo'linadi. Birinchi qism oshkora shirk. Oshkora shirk bu shirk, ikkinchisi maxfiy shirk. Ya'ni ikki qismga bo'linadi. Kichkina shirk, bilasizlar-a, kichkina shirk ikkiga bo'linadi. Oshkoraga, maxfiyga. Xo'p, oshkorasi qanday bo'ladi desa, oshkora shirk u so'z va ish harakatlardan iborat. Sözde bo'ladi va ish harakatda bo'ladi. Insonning so'zida va ish harakatida bo'ladi oshkora shirk. So'zlarga misol, so'zda bo'ladigan shirkga misol. Allohdan boshqani nomi bilan qasam ichish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, kimda-kim ki Allohdan boshqa bilan qasam ichadigan bo'lsa, faqat kafara au ashroka dedilar. Yoki va ashroka. Ya'ni kimda-kim Allohdan boshqani nomi bilan qasam ichadigan bo'lsa, u kofir va mushrik bo'ladi dedilar. İmam Tirmizi rivoyati. Shu demak bu hadis degandan ulamolar shuni sharhladiki, endi bir jamlashlik ilmi bo'ladi, oyat hadislar jamlaydi. Uni so'zlariga har bir narsasiga daqiqa e'tibor berdi, ulamolar bizga chiqarib beradi. Bu yerda katta shirk yoki kichkina shirk deb. Bu hadisdan murod kichkina shirk. Demak Allohdan boshqaga qasam ichgan inson, demak kichkina shirk bo'ladi. Kichkina shirk qilgan bo'ladi. Ya'ni kichkina shirklarga misol so'zdagi. Alloh xohladi va siz xohladingiz deyish. Alloh bo'lmaganda sen bo'lmaganingda deyish. Bu kichkina shirkdir. Aytadi-yu bir nimada o'tib ketsa, bir odam qutqarib qolgan bo'lsa, "Ey falonchi bo'lmaganida" dedi-yu. Alloh taolo bo'lmaganda falonchi bo'lmaganida deyishlik bu kichkina shirkdir. Davom etaversa katta shirkka olib boradi. Faqat bu yerda bir narsa tushunish kerakki, mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bittasi keldi. "Yo Rasululloh" dedi, "Alloh xohladi va siz xohladingiz" dedi. Alloh xohladi va siz xohladingiz deganida meni Allohga shirk keltirdingmi deganda Rasululloh achchig'i kelib. Ya'ni summa deyishlik bu mumkin bo'ladi. Shu ya'ni o'zbek tilida shunday bo'ladiki, masalan-da va bilan so'ngra qo'shimchasini farqi. Eshidan kelyapti. Musab va Imron keldi desa biz nima deb tushunamiz? Ikkalasi teng kelganini tushunamiz-da. Keldi, barobar keldi. Ikkalasi keldi. Lekin Musab keldi, so'ngra Imron keldi desa nima tushunamiz? Demak, birinchi bu kelganda, keyin bu kelgan. Buni kelishligi, buni kelishligiga tovbe deb tushunamiz-da. Shunga o'xshash, Alloh xohladi, so'ngra falon xohladi desa bo'larar ekan. Shuzi, so'ngra desa bo'larar. Alloh bo'lmaganida va emas, so'ngra falonchi bo'lmaganida desa bo'larar ekan. Alloh xohladi va bu xohladi desa ikkalasi xohishi birdan yo'q qolgan bo'lar ekan-da. Ancha qani so'zlarga ham e'tibor beryapti-da Rasululloh. Hatto va degan so'z bilan ham demak shunaqa bir shirkka yaqin bir ma'no o'qilar ekan-da. Agarki inson shirkni qasd qilmasa ham. Shunchalar Rasululloh demak shirkdan ehtiyotkor bo'lganki, hatto so'zga ham e'tibor beryapti, qarang, va bilan so'ngraga e'tibor beryapti. Musulmon ham shu darajada daqiq e'tibor berish kerak. Shu darajada shirkka nozik e'tibor berish kerak-da. Xo'p, Alloh taolo aytadiki, sizlar faqat butun olamlar parvardigor bo'lmuş Alloh xohlasagina to'g'ri yo'lda bo'lishni xohlarsizlar. Va matashauna illa yasha Alloh robbul alaminda. Ya'ni sizlar xohlaysizlar, Alloh xohlasagina xohlaysizlar deb Alloh o'zining xohishiga insonlarning xohishini tobe qilgan deyapti. Shunga binoan keyin deb ishlatsa bo'laradi deb aytayapti. Takvir surasi 29-oyatda. Xo'p, endi bu so'zdagi kichkina shirkni so'zdagi turi edi. Kichkina shirk ikkiga bo'ldik-a. Demak, oshkora bo'lgan shirki, maxfiy bo'lgan shirki. Oshkora shirkni o'zini ham ikkiga bo'lib olyapmiz. Tildagisi, ish harakatdagisi. Tildagisini o'tdik. Endi ish harakatdagi oshkora shirklar, kichkina shirklarda oshkorasi. Baloni aritish yoki daf qilish shu mana bu yerdagi nimalarda bo'ladigan ishlar. Pashto xalqida bo'ladigan ish masalan. Ko'pchilik hozir talash tortish bo'lyapti-ku, ko'pchilikda. Shirkni shirk keltiryapti deb. Shu yerda nozik masala bor-da, ko'pchilik e'tibor bermayapti ekan. Shunday balo daf qilish uchun halqa, ip yoki bir tumor taqish. Bu kichkina shirkdir. Qanday bu? Qachon katta bo'ladi, qachon kichkina bo'ladi desa, e'tibor bering. U bu bir Qur'onlarda iladda, bu yerdagi xalq Afg'onistonda bo'lsin, bu yerda bo'lsin,
Kur'an'da koyup durup şunu sebep diye kutkaladı o. Bu kutkara diye tatkımaydı o. Menge çüşken baladı sahlaşlığı yok ki çüşken baladı kötarışlığı bunu sebep diye biladı. Allah-u Teala bazı neselerde yaratken de onun sebepleri değil mi yaratken Allah-u Teala? Yani şu Allah-u Teala icazı verirken sebeple atkırışlık bu mümkün bu. Mesela insan kesel oldu doğru içiş bu icazı bu. Allah beni kutkara diye doğru mu içiş? Doğru içiş. Bu şirk getirirken var mı doğru içiş adam? Şunu yansın onlar çünkü o şirken bırak Allah'ta kıyan sebebi diye biladı onu sana onlar. Yani şu çüşken balanı şu tumor takışın benden kötü aradı diye etkot da onlar. Yani o beni sahledi, o beni koruydu, o beni yorundu, fayda verir, zarar verir diye tutmaz bunlar. Şu Kur'an'da koyup durup ilse, şunda menge şu neselerden sahledi, bu Allah'ın kelamı, Allah şunu sebep kıladı menge diye tut kıladı. Bu da siz branşede taksiz sebep oladıyız ki, branşede takkıttan sebep, okudan sana şey. Lekin kim şuna kadar tut da onu takı etken olsa diye yaptı mesela. O diye yaptı, kişinin şirk ettirgen bunlar diye yaptı. O bidiyat amal kıladırken bunlar. Çünkü Allah Teala onu sebep kılmayan diyor. Lekin o sebep kovalı yaptı da. Şunuz da. Demek o kişiye şirk kılatken bu arada. Ama şimdi kim şu tumorda takıya atıp etikad kısa ki şu menge fayda veriyordu. Şu menden zarar daf kıladı. Yani ozu. Şunu ozu menge fayda veriyordu. Zarar veriyordu. Şunu ozu menden saklaydı. Demek şu etikad kılıp şunu taksa onu da katta şirk kılatırken bu arada yaptı. Lekin bu yerdekilerde aksara şunu yazsın mı? Aksara halka hoşlukla manada takadı. Onlar ayet hadisinde yaşşun megeliyden. Yoki bir Amr ibn Nasr roziyallohu anhu bir nevarasiga taqib qo'yardi ekan, Qur'on yodlashib olsin deb. Taqta taqib qo'yardi ekan. Shunga o'xshagan bir nimalarni hujjat keltirishadi, taqib oladi. Buni sabab deb bilishadi narsani. Shunizda sabab deb biladi. Allohdan, lekin bu sabab deb bilishadi. Ya'ni chunki bu narsa nima bo'lar ekan? Demak, niyatiga qarab turib kichkina shirk katta shirkka aylanar ekan. Demak, bu fe'ldagi kichkina shirkdir. Xo'p, endi kichkina shirkni ikkinchi qismi bu maxfiy shirk bo'lib endi qalbdagi bo'lib endi bu ko'rinib turgan, bizga ko'rinib turgan kishining shirklaridir. Tildagi bilan harakatdagi. Endi maxfiy shirk bu qalbda bo'ladi. U qalbda bo'ladi. Uni biz bilmaymiz ana sana. Unga misol riyo sum'a masalan. Riyo sum'a, ya'ni riyo qilishlik hoja etsin, ya'ni odamlar etsin, odamlar ko'rsin. Shu uchun Alloh uchun qilinadigan amalni insonlardan maqtov eshitishlik uchun qilishlik. Masalan, birovdan maqtov eshitish uchun namozni chiroyli o'qishlik yoki sadaqa berish yoki odamlar eshitib uni maqtashlari uchun zikrlar aytsa, subhanalloh subhanalloh deb zikrlar chiroyli qilish va chiroyli ovozni tilovat qilish kabi amallardir. Odamlarga bir o'zini ko'rsatib qo'yishlik uchun. Buningga misol bir tasni aytib beradi. Bittasi namoz o'qiyotganda, namoz o'qisa, rasa chiroyli namoz o'qiyotsa, ma'do o'tirgan odamlar qarab aytibdi, "Voy mashalloh, juda chiroyli namoz o'qar ekanmi?" Qaray rukular, chiroyli namoz o'qar ekan, og'zi chiroyli ekan, deb tursa namoz o'qib turib, salom berib turib, bugun ro'zadan tushganman degan ekan. Shunga o'xshaydi. Ba'zilar shunday bir insonlar uchun qiladi ekan. Endi agar amalga riyo aralashsa, u amal butunlay yo'qqa chiqadi. Endi amalga qarang, riyo boshdan bu yerda ulamolar ixtilofi bor. Agar amalga bir amal qilyapsizsa, shu amalingizga boshdan riyo aralashgan bo'lsa, o amalingiz butunlay yo'qqa chiqadi. Hamma amalingiz emas. Tushuning, o'sha amalingiz. Tushundingizmi? Masalan, shu kitobdan dars qilishingiz, shu darsingiz masalan, riyo aralash. Shu darsingiz, shu kitobdan qilgan darsingiz sizga amal habardagi chiqadi. Qolgan amallaringiz emas. Shu mavzu. O'sha qaysi narsaga riyo aralashtirgan bo'lsangiz, ishni boshidan. O'sha narsangiz habardagi chiqadi. Endi ishni oxirida, bir ish niyatingiz oxirida qo'shib qo'ygan bo'lsa-chi, desa unda ulamolar ixtilof qiladi. Ba'zilar o'shunda ham habata bo'ladi deb, ba'zilar yo'q, habata bo'lmaydi. Chunki bu kichkina shirk kirgan narsasiga habata qiladi. Bu oxiriga kirib qoldi, deydi. Lekin deydi, boshini nima qilmaydi deydi. Boshda qilgan shu amalni boshda qilingan narsalarni habata qilmaydi deb aytadilar. Xo'p, Alloh subhanahu va taolo aytadi. Ayting ey Muhammad alayhisalom, hech shak shubha yo'qki, men ham, sizlar ham, ya'ni men ham sizlar kabi bir odamdirman. Menga Alloh subhanahu va taolo, ya'ni Robbingiz yolg'iz Allohni o'zi ekanini vahiy etilmoqda. Bas kim Robbisiga ro'baro bo'lishdan umidvor bo'lsa, u holda yaxshi amal qilsin va Robbisiga bandalik qilishda biron kimsani unga sherik qilmasin. Alloh taologa ibodat qilishda biror bir narsani sherik qilmasin. Allohdan biron tir boshqasini yuzini xohlamasin. Allohdan boshqa hech bir narsani xohlamasin.
Yani fakat Allah için, Allah yüzü için kısın hemen sana. Şu nesanın kalbizgi cevap koysa şöyle yürüyen tür yürüyüş duruşuz hemen siz acil buladı buradarlar. Şöyle belirletken bizgi ne bir masuliyet, ne mi işte kalitken olsa Allah için kısık acil buladı. Allah için kısık şu prosta kıyam olamız da. Çünkü hiç kısık ama öyle günah hem oyan olamız. Allah sahlasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Sizlerden en korku diyen insan küçük şirkti dediler. Ey Resulullah küçük şirk ne mi soradılar. Riyo deb cevap verdiler. Şöyle Fathul Mecid kitabında geldi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarını üstüden korkan olsa küçük şirkten. Şimdi siz bilen biz onlardan göre kança marata bırak imanda zayıflar bugün insanlar için yaptı şimdi. Onlardan ki Resulullah riyo kılıçlarından korkan. Riyo şunçalar cüda hafli nesedi. Şimdi dünyavi tamamen ilincide amel kılıç. Mesela şu mal dünya topuşu için haç kılıç, yok ki azan etkiliş, yok ki imamlı kılıç, fakat şu dünya alışı için. Yok ki mal topuşu için şer'i ilim tahsil kılıç, yok ki cihat kılıç. Şunlar hepsi şu cümledendir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Dinarda, dirhamni, latapitonun kulu harb olsun. Yani bizi davrga oladığımız dollarda pulu, dollarda kulu mu olsun? Harb olsun. Latapitonun kulu harb olsun. Berilse razı oladı deyip. Berilmese cahil çıkadı deyip. Hakikaten hazır ki biz de damlalara, imamlar berseniz razı bulur diyorum, benim siz cahil çıkartıyorum gittikken. Olur kendine de. Ozu koyu ağa yoru koyu hidik hep gittikken oldu. Dümbe hidik hep gittikken. Aş yoru ozu ümmete kalma koyu ringi. Ette bana keçip etem aş. Ette bana yetim hakkını yetken. Eğen lan. Ette bana neyem şu toylayı var mı yetken, nikah neyem yetken. Yani pul ama hakkı attı. Tügün ne oladı? Bir pul neyem, pul çekilmezse pul kanca çiğniz gitti. Biz ustazımız zayt veriyordu. Allah sağlığa. İdib tasmini bahs qilib, "Ola tashlaru bi ayatilla samanan qolila." Allohning oyatlarini ozgina pulga sotmanglar degan oyat bor-da. Desa, yahudlarga tushgan oyat bu. Shu pul olar ekan, 50 so'm 100 so'm olsa, o'qiganing Qur'oniga, unisiga, bunisiga nikohiga. Tomlar aytibdi-da, "Ey, olmagan Alloh ozgina oyat, ozgina pulga sotmanglar" deyapti. Desa, keyingi safar aytamizki odamlarga, "Ey, menga bittasi tanqid qildi, ozgina pulga sotmanglar" deb. Ko'p-ko'p sotish kerak ekan. 1000 so'm, 1000 so'm deb beringlar demishdi. Ana astag'firullah. Qur'onni insonlar olcha oladimi? Alhamdulillah. Olaman degan odam olar ekan-da baribirchi. Shunchalar tamagir bo'qolishgan. Imom Ibn Qoyyim rahimahulloh Al-Javobul Kafiyni 115-betida aytadiki, xohish istak va niyatlardagi shirk sohili ko'rinmaydigan ulkan bir dengizdir. Kamdan kam odam undan najot topadi. Ya'ni riyodan juda ham kam odam najot topadi. Kimda kim amali bilan Allohdan boshqani ko'zlasa, u zotga qurbat hosil qilishdan boshqa narsani niyat qilsa, so'ngra mukofotni undan talab qilsa, niyat va istaklarida shirk keltirgan bo'ladi. Ixlos bilingki, banda fe'llari, so'zlari, niyat va istaklarini xolis Alloh uchun qilishdir. Alloh taolo bandalariga buyurgan va hech kimdan undan boshqasini qabul qilmaydigan Hanifiya, ya'ni Ibrohim alayhissalomning millati shudur. Ya'ni ixlos bilan dinni xolis qilishik, bu millati Ibrohimdir. Islomning haqiqati ham shudur. Alloh taolo aytganidaqa, kimda-kim Allohdan o'zga din istasa, biz uning dini Alloh huzurida hargiz qabul qilinmaydi va u oxiratda ziyon ko'rguvchilardan bo'ladi. Ya'ni Alloh taologa xolis dinni qilish bu xolis islomga amal qilish bilan bo'ladi. Va inson demak islomdan boshqa narsaga amal qilishligi u o'z-o'zidan umuman ixlosundan chiqib ketadi. Ya'ni demokratiyada yashashligi, demokratik rozi bo'lishligi bilan o'z-o'zidan endi demokratiyada turib xolis haj qilsin, xolis namoz o'qisin, xolis emas baribir. U xolis emas. U amali xolis hisoblanmaydi. Endi xulosa bugungi darsni xulosasini qo'yamiz, shu bilan dars tugadi. Yuqorida o'tilgan darslardan shirklarni ikkiga bo'lganligimizdan, taqsimlarimizdan, shirkli turlaridan xulosa shuki, quyidagi xulosalar. To'rtta, uchta xulosa qilamiz. Birinchisi, katta shirk dindan chiqaradi. Kichkina shirk dindan chiqarmas ekan. Ha? Farqi. Darslarimizning xulosasi shu. Demak, katta shirk dindan chiqaradi, kichkina shirk dindan chiqarmaydi. Katta shirk o'z egasini do'zaxda abadiy qolishiga sabab bo'lar ekan. Kichik shirk esa do'zaxga kirsa-da unda abadiy qolmaydi. Qiyin gunohiga yarasha azobini olib chiqadi. Farqi yetyapsizlar, kichik shirk bilan. Uchinchisi, katta shirk barcha yaxshi amallarni bekorga chiqaradi. Hamma qilgan nimalarni, demak, katta shirk keltirsa, ash nafaqat shu aralashgan shirkka, balki aralashmagan boshqa amallarni ham habataga chiqaradi. Demak, bir odam bor, qabrga sig'inimi, oldinga o'tgan hajji va zakotiga hammasi ketdi, havo bo'ldi. Agar iymon keltirsa, qayta tavba qilsa, qaytadan haj qiladi.
şirk. Oldingi qilgan nimalari hajar nima bo'ladi? Hammasi yo'qqa chiqadi. Oldingi qilib o'tgan nimasi 00 bo'lib qoladi-da. Shot 00 bo'lib qoladi. O'tmiş. Oldingi hammasi demak savoblari habata bo'lib ketadi. Alloh bundan saqlasin. Yo'q, yo oilasiga nima ham tushadi. Chunki u o'z-o'zidan-da ayoliga o'z-o'zidan avtomatikki yo'da nikoh buziladi. Bir odam masalan ayoli musulmon, ha, shirk keltirmay musulmon. Bir mushrik masalan Alloh saqlasin, bir masalan mushrik bo'lsa, shu bu oldin musulmon edi, er xotin edi. Bu borib sig'inishni boshladi masalan. Qabrga sig'inishni boshladi yoki shunaqa bir shirk amallarini qildi yoki demokratiyaga a'zo deputat bo'lib qoldi deylik. Deputatga salan ketsa, bizlarni ursan hataliga. Musulmon bitta 90 kilo kampir bor, kechasi buni dedi 30 ming marta duo o'qitishdim deydi. Jiyana bor, deputatlikka o'tib ketsin dedi deb qaldi. Alloh. O'zi u o'tsa subhanalloh. U o'zi asli deputat bo'lsa, unaqa bo'lsa, masalan, bir odam o'zi aslida azat tutishi kerak edi o'zi aslida. Tog'itib qo'yganigachi. Ey, xullaski bir shirk keltiradigan bo'lsa, musulmon ayolga o'z-o'zidan nima tushadi? O'z-o'zidan nikoh buziladi orada. Chunki musulmon bilan bilinglar, musulmon bilan kofir yashash aslo mumkin emas shariatda. Yo naborob. Yoki ayol shirk keltirib qo'ygan bo'lsa, o'z-o'zidan endi ming sevgilingiz bo'lsangiz ham, jannoningiz bo'lsa ham, muhabbat bo'lsa ham tushadi. Ora buziladi. Bizda demak islom bilan bog'laniladi, islom bilan ishda bo'ladi. Demak katta shirk bo'lganda demak avtomatik nima bo'lar ekan? Nikoh buziladi. U talosan deyishning hojati yo'q. Talosan deyishning hojati yo'q. Avtomatikki orasiga demak nikohi buzuqligi tushadi, nikohi fosil bo'ladi. Uchinchisi, demak katta shirk demak hamma amallarni habada qilar ekan oldingisini, kichkina shirk demak shu o'zi aralashgan amalini habada qilar ekan. To'rtinchisi, katta shirkning sohibining joni moli nima bo'ladi? Halol bo'ladi. Joni bilan moli halol bo'ladi. Endi buni tafsiloti bor, ya'ni hammasini shart to'g'ri o'ldirib ketavermaysiz katta shirk qilganda. Tafsiloti bor, lekin o'zi umumiy qoidasi shu, joni moli halol bo'ladi katta mushrikda. Katta shirk keltirgan odam. Kichkina shirk keltirgan insondagi joni moli halol bo'lmaydi. Oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin va sallallohu ala ashrofil anbiya va imomil mursalin nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in.